Herkese merhabalar. Bugün Afyon Postası olarak Karşıyaka semt pazarındayız. Bugün pazarın nabzını sizlere aktarmaya çalışacağız. Fiyatları soracağız. Hadi başlayalım. Abi kolay gelsin. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar anormal uçuk. Pahalı yani. Yani satış yapabiliyor musunuz? Nasıl satışlar bugün? Satış yapıyoruz da yarım kilo, 250 gram, 1 kilo nadir yani. Yani alıyorlar mı? Pahalı diyorlar mı fiyatları? Tabii ki canım. Pahalı diyorlar. Peki kazandığınız sizi geçindirebiliyor mu? Zar zor. Ülke böyle şu mazotun zamlarını durdursunlar. Büyüklerimizden onu istiyoruz. İlk önce onu durdursunlar yani. Bir hadi elektrik, doğalgaz bunlar pek şey değil de yalnız mazot çok acayip yükseliyor. Peynir fiyatı en kötü peynir şu anda 70 lira. 150-200'e kadar çıkıyor yani. Peki diğer pazarlarda nasıl? Erik aynı ya. Yağdımın her tarafa yağıyor. Olmadı mı hiçbir yerde olmuyor. Abi merhaba öncelikle. Merhaba. Ne satıyorsunuz burada? Kutla satıyoruz. Ne kadar peki fiyatları nasıl? 5 lira tanesi. Halk alabiliyor mu, pahalı diyor mu? Alıyorlar. Bugün satışların nasıl geçti abi? Normal, iyi ya. Fena değil. Peki buradan kazandığın seni geçindirebiliyor mu? Buradan aldığın geçindirmez canım. Ben emekliyim zaten. Neden geçindiremiyor abi? O ya o, sattığın 150-200 lira yok, ondan falan ev mi geçirir? Para, ıspanak, afyon, biber şeyler satıyoruz hocam. Nasıl geçti bugün satışlar? Yok hocam, olmadı. Vallahi 50 lira para almışım bugün bak. Sabahtan beri vallahi 50 lira. De arkası onu konuşuyoruz bak. Yok vallahi bak. Yani fiyatları ne kadar abi? Ne kadardan satıyorsunuz? Ispanak 5 lira hocam. Kendimiz yetiştiriyoruz. Al 5 liraya diyoruz. Hadi nasıl kazanacaksın bundan? Bugün sadece 50 lira mı kazandın? Vallahi ya 50 lira. Başka varsa günahını çekeyim bak. Yok vallahi bak. Şimdi onu konuşuyorduk vallahi. Onun için zor yani. İşimiz vallahi çok zor yani. Başka yok. Peki diğer pazarlara gidiyor musunuz? Orada satış yapıyorsunuz. Hepsine gidiyorum. Ben pazarların hepsine gidiyorum hocam. Aylık ne kadar kazanıyorsun? Aylık yok hocam bizde. Biz üreticiyiz. Yani getiriyoruz malımızı işte burada. Ah vatandaşa şimdi ben 10 lira dediğim zaman kaçıyor. Vatandaş da haklı. Biz de haklıyız. Yani kötü durumumuz. Vallahi kötü. Geçinebiliyor musun bak, abi? Bak adam pırasayı kaça veriyor? 2,5 lira hocam. Bu pırasa 2,5 lira verilir mi? Ya ben bunu sulaya ver desem sana. 2,5 lira veren desem sular mısınız? Doğru. Sular mısınız? Vallahi sulamazsınız hocam. 2,5 lira işte ya. Yani kötü vallahi. Bu verilir mi 2,5 lira ya? Ne kadar olması gerek? Hocam 5 liradan aşağı olması. Bir bardak çay kaç para? 5 lira. Evet. Heh, işte kurtarmıyor hocam. Görüyor musunuz durumumuzu? Vallahi kötü bak. Yerli vallahi bak. 5 lira verilir mi o Badılcan? Yerli. 5 liraya veriyorum vatandaşa. Onun ne kadar olması gerekiyor? En az olması gereken 15 lira olması gerekiyor. Yerli bu. Bu serada çıkan değil bu. Kendi ürettiğimiz mal bu. Ama işte 5 liraya diyoruz, vatandaşa veriyoruz işte bunu. İşte para kazanmıyoruz vallahi. Al hadi. 5 liraya doldurdu bak, ablam gidiyor işte bak, afiyetle yiyecek vallahi bak, görüyorsun işte vallahi. 15 lira deseydim almazdı bu gudaktan. Alır mıydı? Almazdı. Ayı, badem, ceviz, marul, fasulye. Fiyatlar ne durumda abi? Fiyat 80 lira ceviz, 80 lira badem, 30 badem, 75 lira haşhaş. Şükür halimize, daha ne olacak ya? Satışlar nasıl geçti bugün? Bereket versin, orana bereket. Geçinebiliyor musunuz abi bu? Emekliyim ben, kendimi gezdiriyorum. Diğer pazarlara gidiyor musunuz? Evet gidiyorum. Hangilerine gidiyorsun? Fatih, Uydukent, Karşıyaka işte buralardan idare ediyor işte. Orada da mı fiyatlar aynı? Aşağı yok, hepsi aynı. Peki haftalık ne kadar kazandırıyor abi sana bunlar? Valla deriniyoruz, topluyoruz, toptancıya veriyoruz, gerisini geri bir daha toplamaya çalışıyoruz. Kazanç belli yok. Valla fiyatla ben Fethi Bey'den. Organikçi Pala Yılmaz derler bana. Adım Yılmaz Çelik. Vallahi pazar pazar gidiyoruz, geliyoruz. Satışlarımız iyi. Allah bu günlerimizi rahatmasın. Memnunuz. Hele bu sene biber çok tavan yaptı. Süper para kazandık. Haftalık ne kadar kazanıyorsun abi? Canım haftalık bizde yok. Bizde yıllıktır. Şimdi senin ekilişine bakar. Biberi çok yersin. Trilyon olursun. Az içersin. 500 bin lira alırsın. Anlıyor musun? 400 alırsın. 200 alırsın. Senin ürününe bakar o. Ürününü eğer yetiştirdiysen 4 dörtlük
sıkıntı yaşaman. Yani geçindirebiliyor mu abi? Tabii canım. Allah bu günlerimizi rahatlasın. Memnunuz kardeş. Bir sıkıntımız şimdiye kadar olmadı. Açık şu mazot bir düşse daha iyi olacağız da. Mazot biraz sıkıntı yarattırıyor bize. Peki abi halk alabiliyor mu sence? Halkın alım gücü nasıl? Halkın alım gücü böyle para kente. Aziz Allah lehbek ya Rabbim. Alım gücü 5 kilo alacaksan 2 kilo alıyor. Neden abi, neden böyle? Vallahi şimdi fazla müsrif haram etmeyeyim diyor. Yedikçe alam diyor. Günlük pazar var diyor. Müsrif haram etmeyeyim diyor. Halkı ben de yani öne yorulmadığı için daha yani şeyli tutuyorum yani. İyi, para ziyan olmuyor. Aldığı ürün ziyan olmuyor. Taze taze alıyor. Dediği gibi günlük pazar var. Yarın 2 tane 3 tane pazar var. Bir gün aynı. Bu yüzden yani. İyi bakalım, ortam iyi ya. Böyle bir şikayetimiz yok kardeşim. Son olarak abi, önceden nasıldı, şimdi nasıl bu pazarların durumu? Pazarlar şimdi beli kırıldı. Beli kırıldı. Alım gücü biraz normale bindi. Daha önce adam kurut balığı alıyordu ve bir çuval diyordu. Turşu yapacaktı ve bir çuval diyordu. O işleri gördü, bitirdi o işleri. Şimdi kapasitesi bunun ve 2 kilo diye ve 1 kilo diyor. Şimdi de ağırlık olarak gömülük pırası alıyor, ıspanak alıyor, lahan alıyor. Şimdi de ürünler bu. Kışlık soğan alıyor. Çare bu. Nasıl abi bugün satışlar? Ne satıyorsunuz? Şükür Mevla'ya elma, ayva. Ondan sonra iğne de sattım şimdi. Bitti onunla. Bunlar kaldı işte. Allah bin bin bereket versin. Kazanabiliyor musun abi? Nasıl? Kazanıyor. Niye kazanmayın abi? 5 kuruş 5 kuruştur. Niye kazanamayacaksın ya? Şükür Mevla'ya abi. Peki diğer pazarlara gidiyor musun abi Afyon'daki? Şimdi Gazigöl'e giderim. Orada da var. Bir iki sefer de şu Afyon pazarına gittim. Ha. Orada fiyatlar nasıl abi? Şimdi vallahi ben alıştan satıştan. Buyur dayı. 300 liradan bu kaldı. 2 kişiyim. Yengen inan benim. İşte. Ne yapıyorsun abi sen burada? Satış mı yapıyorsun? Satış değil. Arkadaşımla konuşuyorum, bu satıyor da. Ne aldın amca? Elma aldım. Fasulye aldım. Badırcan aldım. Bunları aldım işte. 300 liradan bu kaldı. O 65 lira. Bu sana ne kadar yetecek abi? Bir hafta. Aldığım şeyler. Yani normalde ne kadar? Aylık gelirin ne kadar? Gelirim 600 kusur lira para alıyorum. 6 milyon kusur. Yani bir ay içinde yetiyor mu bu para sana? Vallahi benim yetirmeye çalışıyoruz. Kısıklıyoruz. Et alamıyoruz da tavuk et alıyoruz. Tavuk eti de aynı onu buluyor. Sağ ol Gülün. Dinlediğin için. Mevla'ya şükür edeceğim. Bulamayanlar da çok. Bak Türkiye'mizde bulamayanlar çok. Şükür Mevla'ya. Ben kazanıyorum. Ben şükür ediyorum. Yalnız asgari ücretle çalışan, asgari ücretle çalışan, dinle, iyi dinle. İki tane çocuğu okula gidiyorsa, ayı kiraysa, 7 milyon yeter mi? 7 milyon almıyor, 7 milyon yeter mi gülüm? Ha? Doğru mu? Yeter abi, sen abi harcamasını biliyorsan yeter. Harcamasını bilmiyorsan yetmez. Nasıl yiyecek lan ha? 2 milyon. Sen buna bakma. Bak, ha, kafadan bu. Bir günde yerin. Tamam mı? 5 milyon da vereceksin bir günde yerin. O da yetmez. Bu millete 50 milyon da vereceksin yine yetmez vallahi. Önemli değil gülüm. İnsanlık önemli. Fiyatlar bahalı abam. Ne satıyorsunuz siz burada? Yoğurt satıyorsun, süt satıyorsun, peynir satıyorsun, yumurta, köy yumurtası, bulgur, düğü, göce. Allah ne verdiyse elimizde olanı satıyoruz. Kazandırmıyor mu size? Ne kadar kazandırıyor ya da? Karnımızı doyuracak kadar. Şükür karnımızı doyuracak kadar. Yani hani öyle aman aman kazanıp da kenara koyalım da çoluğu çocuğa verelim diyecek kadar olmuyor. Şimdiki zamanda ancak karnımızı doyuracak kadar şükür ediyoruz. Yani her şey pahalı. Kendiniz mi üretiyorsunuz? Yani satın alıp sattığım da var, kendi yaptığım da var. Ekmek parası için çalışıyorsun. Her pazara gidiyor musunuz? 3 pazarına gidiyorsun. Diğer 3 günü de çocuk bakıyorsun. Her pazara gidemiyorsun. Diğer yerlerde fiyatlar nasıl peki? Aynı mı?
Aynı gülüm, ortalık pahalı. Millet nesin? Halkta çok para yok. Herkes ancak karnını doyuruyor. Abi sen ne söylersin? Pazarda fiyatlar nasıl? Hiçbir şey söylemem. Pazarın fiyatları, millet, herkes memnun. Alıcı da memnun, satıcı da memnun. Ne söyleyeyim ben daha? Burada söylenecek bir şey yok. Sen ne alıp satıyorsun abi burada? Sen ne iş yapıyorsun? Köylüyüm ben. Pırasa, domates, kabak, kelem. Hepsi bu. Nasıl peki sende fiyatlar? Fiyatlar normal ya. Alabiliyorlar mı? Alıyorlar. Peki sen kazandığınla geçinebiliyor musun abi bir ay? Allah bin melekat ediyor. Geçiniyor. Şimdi geçinmiyor dedim Allah'a sonra. Nankör olur. Ispana Allah'ın ispana 7 ile 8 ile kardeşim. Daha ne olacak? Köylü kazanmıyor. Ne kazanmıyor? Kazanıyor işte. Çarpıcı çarpı yalan söylüyor. Peki vatandaş memnun? Vatandaş memnun mu bu durumda? Vatandaş da memnun. Sabirik sapık çıkıyor, olmuyor, memnun değil diyor. Yalan söylüyorlar. Memnun, memnun. Herkes memnun. Peki abi son olarak, önceki yıllarda nasıldı pazarların durumu, şu an nasıl? Geçen sene pazarların durumu hiç iç içi değildi. Bedavaydı mal. Köylünün malı para etmiyordu. Bu sene köylünün malı para etti. Köylünün yüzde gülüyor. Esnafın yüzde gülüyor. Rayiş'te, şimdi memnunuz şimdi Rayiş'te. Önüm kötü durum yok yani. Nasıl fiyatlar? Fiyatta biraz bağlı yani. Yani pazarın durumu nasıl? Halk alabiliyor mu? Alamıyoruz tabii. Diğer pazarlarda nasıl? Orada da durumlar aynı mı? Aynı durum. Burada neyse her pazar aynı ya. En çok neyden yakınıyorlar? Ne pahalı? Patates çoğu hepsi de pahalı yani. Işte. Yani ucuz bir şey yok şu an yani. Soğan 5 lira, 4 lira iyi satılıyordu. Şimdi balonda az da satılıyor yani. Millet alamıyor yani. Bir soğan 20-30 lira soğan 300-350 milyon. Adam ne satıp da nasıl yiyecek yani? Siz üretici misiniz abi? Hayır, alıyor satıyoruz bir de. Geçinebiliyor musunuz? İdare ediyoruz biz iyi kötü yani. Yıllarda fiyatlar nasıldı şimdi? Normaldi, iyiydi yani. Bunlar iyiydi yani. Millet alıyordun, yiyebiliyordun yani. Ama şimdi ortada yani yarız onunla. İyi. Alabiliyor musun bir şeyler? Ne aldın bugün? Bugün bir şey almadım ben. Güveyim var. Torun para vermiş. Güveyim var mı? Al vermiş. Fiyatlar nasıl pazarda? İyi, zararı yok. Peki geçen yıllarda nasıldı, şimdi nasıl? Yazdan iyi ince. Yazdan iyi. Her şey iyi. Sağ olun kuzum. Tamam abla. He. Yazdan iyi. Abi nasıl gidiyor satışlar, fiyatlar nasıl? Fiyatlar zamana göre normal. Her şeyin içerisine göre. Normal. Evveli bundan pahalıydı ileride. İnce iyi. Yani zamana göre normal alışveriş oluyor. Az olsa da çoğu olsa da bin merkez diyorsun. Yapacağım bu zaman böyle kal. Ortalık yani durum normal. Alışveriş. Siz ne satıyorsunuz abi? Buyur. Benim çeşit bol. Fırma, biber, patlıcan, havuç, üzüm, nar, kavun, limon, mandalin, üzüm çok çeşit boldur bende. Ben aşağıya koyacağım 45 sene kestim falan. Burada benden başka yaşlı kimse yoktur. Yani devam ediyorum ben şu anda. 72 yaş bitti, 70'e gireceğiz nasip olursa. Ben 82 yaşımdayım. Her diyen öyle diyor, iyisin iyisin diyorlar bana. Sağ olun, Allah ömrünüzü versin. Allah işinizi rast gelsin, ömrümüzü versin. Evet, ne diyeyim? Sen başka diğer pazarlara gidiyor musun abi? Evet, benim Afyon'da her pazarda yerim vardır. Çünkü ben en eski esnaf ben varım. Ondan dolayı bana her tarafta yerimiz vardır. Oğlum da var yanımda, o da iyi kötü yardım ediyor. Beraber geçiniyoruz. Peki vatandaş alabiliyor mu abi sence? Alım gücü nasıl? Alıyor. Tabii zamana göre açık. Ne oluyor? 2 kilo acemiş, 1 kilo oluyor. Gününü geçiriyor. Yani şey normal. Evet, her şey. Aramı ya bu.
pahalı, benim param yok aramıyor. Senin var, alıyorsun gülüm. Ne, Allah'ım sarımsak 40 milyon, 60 milyon alamıyor. Neden? Gücümüzün yettiğini alıyoruz, yetmediğini yemeği veriyoruz. Gayet güzel. Düzgün, normal, mevsimine göre. Pazarın durumu nasıl genel olarak? Piyasaya göre iyi ya, ne olacak? Daha ne yapacağız? Vatandaş alabiliyor mu abi? Alıyor, alıyor. Kötüyü almıyor, iyi alıyor hep. 25 liralık mantığa bak duruyor, bekliyor. Hep kalite alıyor lan. Alım gücü normal, ne var? Yok diye yok, yalan söyle. Var ya, iyi kötü var. Siz neler satıyorsunuz abi burada? Gene mevsimine göre. Genelde mantar. Üretici misiniz? Alıp satıyoruz. Güzel. Diğer pazarlara gidiyor musunuz? Gidiyor. Orada durumlar nasıl? Fiyatlar aynı mı? Aynı. Günün bu en ucuz pazar burası mesela. O erken gidiyorsun. En erken biten pazar burası. Öbürleri yine uzun sürüyor. Bir efsaneye giderim. Diğer günler buradayız. Afyon pazarlarım. Geçinebiliyor musun abi peki? Ucun gayın. Yeter. Neden öyle? Sonra fabrika mı kuracağız? He? Yetmez mi? Yeter, boş ver. Çok kazarsak bir yolda adam bulamıyorum. Görmüyorum çalıştırmayı. Ya bu uygun bak fiyatlar. 10 lira, 18 lira her şey. Her şey ucuz. Alabiliyor mu halk? Alıyor abi. Bak kredi kartı da getirdik millet için. Peki nasıl siz kazandığınızla geçinebiliyor musunuz? Ya geçiniyoruz, Allah berekat versin yani. İyiyiz yani, çok şükür. Bir sıkıntımız yok. Diğer pazarlara gidiyor musun abi? Gidiyoruz, her yere gidiyoruz. Orada fiyatlar nasıl pazarlar? Yani ya burası son gün olduğu için biraz daha uygun bu pazar. Perşembe pazarı. O yüzden uygun. Yani yeni mal alacağız. O yüzden ona göre yeni fiyat uygulayacağız. O şekilde yani. Halkın alım gücü nasıl abi sen? Vallahi ağır ya biraz daha. Yani önceki dönemlere bakarak bayağı bir ağır yani, yavaş yani. Pazar şu anda normal ya. Fiyatlar da normal. Biraz düşmeye başladı. Önceden yüksekti. Geçiş dönemine geçtik. Antalya başladı. Şimdiden sonra inşallah biraz daha güzelleşir diye düşünüyoruz yani. Peki vatandaş alabiliyor mu abi? Alım gücü nasıl? Alım gücü şu anda çok zayıf. Yani pazarlarımız orada geçen seneye bakaraktan hareketli değil. Geçen sene bundan daha güzeldi. Bu sene biraz daha zayıf alım gücü. İnsanlarda para yok, bu belli yani. Onu gözlemliyoruz biz. Peki diğer pazarlara gidiyor musun abi sen Afyon'daki? Tabii, haftada 7 gün ben pazara çıkıyorum. 7'si de hemen hemen aynı. En güzel pazarlarımız bile şu an için durdu. Orada fiyatlar nasıl? Burayla aynı mı, farklı mı? Ya şimdi semtine göre mal gidiyor. Kaliteli mal gittiği yerler de oluyor. Normal, Karşıyaka'ya mesela normal mal gelir. Kaliteli malı buraya tüketemiyor yani. Pahalı geliyor burası. Buraya da normal mal getiriyoruz. Cazip fiyatlı malları getiriyoruz. Yerine göre değişiyor yani. Biberin fiyatı nasıl? Önceden ne kadardı, şimdi nasıl? Hiç düşmedi mesela. 15'in altında hiç düşmedi kapya biberi. Hiç düşmedi yani. Maliyetler pahalı olduğu için fiyatların düşeceğini zannetmiyorum yani. 10 liranın altında şu an için hiçbir şey yok. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Afyon'daki diğer pazarları da gezmeye devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın.